thought you wanted me to teach you how to play. Each possible move represents a different game, a different universe in which you make a better move. By the second move, there are 72,084 possible games. By the third, 9 million. By the fourth, there are more possible games of chess than there are atoms in the universe. No one could possibly predict them all, even you. Which means that that first move can be terrifying. It's the furthest point from the end of the game. There's a virtually infinite sea of possibilities between you and the other side. But it also means that if you make a mistake, there's a nearly infinite amount of ways to fix it. So you should simply relax and play. Türkiye'de 11 senedir Türkiye'deyim ve birçok insanla muhabbet ederken hocam neyle, ne işle uğraşıyorsunuz mesela, hani mesleğiniz nedir diye sorduklarında, tabii ben satranç antrenörü, satranç yazarıyım, satranç sporcusuyum dediğimde böyle garip bir şey oluyor, böyle o böyle yani sanki uzaylı görmüş gibi oluyorlar. Tabii bu İlk başlarda biraz hoş gelse de hani bir nevi yani seni farklı birisi gibi görüyorlar, ama üzüntü de doğuruyor. Çünkü aslında hayatta istisnasız tüm insanlar bir nevi satranççılar. Satranç doğru mekanda, doğru zamanda doğru hamleyi bulabilme sanatıdır. Sadece biz onu 64 kareyle sınırlamışız. Yani sınırsızlığı 64 kareye sığdırıp sınırsız düşünce ve varyasyonlarla zengin bir oyuna dönüştürmüşüz, öyle diyelim. Bu anlamda hayatta herkes bir şekilde satranç oynuyor. Satranç oyunu hayatı modelize ederek, 64 kareye sığdırarak doğru karar mekanizmasının oluşturulmasında insanlara evetsiz yardımcı olabilir. Yani Türkiye'de satranç eğitimi dediğimiz zaman veya satranç hayatının özellikleri dediğimiz zaman sanki böyle kenardan gelmiş, acaba ister misiniz, İhtiyacınız var mı modunda bir şey algılanıyor. Tamamen yanlış bir bakıştır. Satranç birilerinin ihtiyacınız var mı, ister misiniz diye sorabileceği bir şey değil. Satranç hayatın ta kendisidir. Bunu bir satranç olarak söylemiyorum. Bir daha söylüyorum. Doğru zamanda, doğru mekanda, doğru kararı vermek sanatıdır ki her bir insan hayatında meslek seçimi, eş seçimi, okuyacağı okul, hatta ve hatta hangi düğüne, hangi elbiseyle gidebileceği veya hangi mekana giderken ne konuşacağını bile modelize ediyor kafasında.
O gidip içinden geldiği gibi davranmış olsa her yerde bir kaos ortamı oluşabilir. Hani hayatın içinden gelen bir şeydir. Satranç kimseye yeni bir şey katmaz. Onun var olan potansiyelini ortaya çıkarır. Yani kenardan bir şey getirmez insana. İnsanda var olan düşünce derinliğini ortaya çıkarır. Ve dolayısıyla insanın içsel özgürlüğünün düşünceye yansımasıdır satranç. Mesela korkak insanlar satranç oynayamazlar. Düşünceden korkan insanlar hiç oynayamazlar. Satrancın bilimsel ve psikolojik altyapısı özgür bireyin oluşma mekanizmasıdır. Çünkü özgürce karar veriyorsun. Oynarken anne ben burada ne oynayabilirim acaba? Anne söylesene ya bu hamleyi veya antrenörden şimdi ben burada ne oynayayım? Mümkün değil. Çünkü orada bir adalet mekanizması var, hakemler var, kurallar var ve sen özgürce karar kabul etmek zorundasın. Şimdi son dönemlerde yaklaşık 20 senedir diyelim, satranç Türkiye'de hani bir ivme kazanmıştır. Okullara girmiştir, daha çok satranç üzerine kitaplar çıkıyor, daha çok satranç turnuvaları yapılıyor vesaire vesaire. Tabii ki bu çok pozitif adımlardır ama bu sürecin de eksik yönleri vardır. Çünkü bir şey yaygınlaştıkça derinliğini kaybetmemelidir. Yani mesela su yayıldıkça derinliğini kaybeder ya. Şimdi satranç her tarafa yayıldığı zaman işin kalite tarafı aksıyor. Yani sayının kaliteye dönüşme mekanizması söz konusu olmalı. Yani satrancı sadece okullarda veya başka bir yerlerde yaygınlaştırmakla bu iş bitmez. Kaliteli kitle içerisinden kaliteli satranç oyuncularının, üst düzey satranç oyuncularının ortaya çıkması için üst düzey eğitim, test, turnuva modeli oluşturulmalı, daha dinamik yönetim sistemleri oluşturulmalı, daha dinamik eğitim sistemleri oluşturulmalıdır. Ben 5,5 yaşımdan satrancın içindeyim, artık 44 senedir. Rus-Sovyet ekolü içinde büyüdük. Belki de bunun avantajıyla bazı şeyleri farklı görmüş olabiliyorum. Bazı hususları da söylemek isterim. Mesela Türkiye'de yaygın bir efsane var. Çocuklar satranç oynamayı severler. Çocuklar satranç oynamayı sevmezler. Çocuklar satrançta kazanmayı severler. Mesela ben hani sürekli kaybedeceğim bir oyunu niye seveyim yani? Nasıl seveyim? O zaman kaybetmeye alışık bir birey mi oluşturur? Yani yetiştiriyoruz. Aslı öyle değil. Çocuklar satranca merak ederler ama herkes de biliyor ki çocuk satrançta hani taşlarını kaybettiğinde küsüyor. Öğretmenim benim taşlarımı aldı. Sonuçta çocuk bu. 5 yaş, 6 yaş. Benim taşlarımı alıyor, ağladığı oluyor, küstüğü oluyor. Dolayısıyla yeni başlayanlarla çalışan antrenörlerin düzeyi daha üst seviyeye kadar çıkarılmalıdır. Onlara çok güzel maaşlar verilmelidir ki Rus-Sovyet ekolünde altyapı antrenörleri profesyonellerdir. Yani onlara daha çok önem veriyorlar. Çünkü binanın altyapısı sağlamsa üzerinde de katları sağlam oluşturmak mümkün oluyor. Bu anlamda yeni başlayan çocuklarla o eğitim veren arkadaşların daha üst düzey hazırlıkta olması mutlak şarttır. Bu anlamda adımlar atılmalıdır. Milli Eğitim Bakanlığı ile bir şekilde bir protokol imzalanmalıdır ki okullarda özellikle 1. 4. sınıflara yönelik o 1. 4. sınıfları kapsayan yarışlarda çok ciddi maddi ve manevi ödüller koyulsun. Satrancı tabii ki devlet desteği de çok önemli. Kamu reklamları olabilir. Milli Eğitim Bakanlığı'nda seçmeli ders olabilir. Yani satrançla tanıştıktan sonra ben eminim ki birçok kişi onu asla bırakamayacak. Okullara satranç gelmesin sadece. Okullar da satrancın peşinde koşmuş olsun. Kaliteli satrancın peşinde koşmuş olsun. Çünkü eğer Milli Eğitim Bakanlığı hattı ile desteklense, iyi ödüller verilse, başarılı çocuklara özel burslar verilse, özel para ödülleri verilse, bunun geri dönüşünü gören veliler ve okul yönetimleri de daha kaliteli satranç eğitimi almak için bir şeyler düşünecekler. Bu da Türkiye'de satrancın kaliteli
eğitim temelinde ortaya koyulmasına vesile olmuş olacak. Az önce bir muhabbet geçti aramızda. Mesela neden futbola daha çok merak var, satranca o kadar yok? Çünkü futboldan daha fazla para kazanmak mümkün. Futbolun geri dönüşüm potansiyeli daha fazladır. Ben mesela 44 senedir satrancın içindeyim. Aylık kazancım bir futbolcunun, sıradan bir futbolcunun bir haftalık, yani bir günlük kazancından da azdır. Öyle diyeyim. Sonuçta mesela yıllık 300-400 bin euro sıradan bir futbolcu alıyor. Normal bir futbolcu alıyor. Biz 300-400 bin euroyu, yani 44 sene daha almış mıyım onu düşünüyorum. Bu çok ciddi bir eksikliktir. Sonuç itibariyle ben futbolcular o parayı almasın demiyorum. Ama arada çok büyük uçurum var. Dolayısıyla bir veli haliyle çocuğunun futboldan, basketboldan, voleyboldan kariyer için daha olumlu bir şeyler kazanabileceğini varsaydığı, öngördüğü için satrancı çok da önemsemiyor olabilir. O da onun hakkıdır sonuç itibariyle. Bence bu eksikler giderilmelidir. Gerekirse Cumhurbaşkanlığı seviyesinde Türkiye'nin en azından büyük usta normunu doldurmuş arkadaşlara ciddi aylık destek verilmelidir. Cumhurbaşkanlığı tegavütü diye, yani Cumhurbaşkanlığı aylık maaşı diye bağlanmalıdır ki onlar da Türkiye'yi daha üst düzeyde temsil etme şansına sahip olsunlar. Aksi takdirde mecbur kalıp eğitmen olarak, antrenör olarak para kazanmak zorunda o arkadaşlar da. Bu da onların oyuncu düzeyini aşağı çekiyor. Ve haliyle dünyanın en iyi 100 satrançı içerisinde bir Türk'ün, yani Türkiye temsil eden sporcunun olmadığını görüyoruz. Bu çok ciddi bir eksiktir. 10 milyonluk Azerbaycan'ın ilk 10'da 2 sporcusu var. Tamam, Rus Sovyet ekolü, Azerbaycan satranç mektebi okulu da oradan esinlenmiştir, faydalanmıştır. Ama sonuç itibariyle 80 milyonluk ülkeden de ilk 10 olmasa da en azından ilk 100'de mutlaka sporcular olmalı. Devlet desteği gerek, devlet projesi gerek ki bunu Çinliler çok güzel yaptılar ve kısa sürede ön mevkilere çıktılar. Umarım Türkiye'de de böyle olur. Ülkemizdeki satranç kültür düzeyi istenen noktada tabii ki değil. Bunun nedeni belirli bir kesimdeki vatandaşımızın satrançla ilgisinin çok az olması veya hiç olmaması. Hatta bu çocuklara da şöyle zararlar verebiliyor. 7 yaşında diyelim ki bir çocuk için en büyük idol nedir? Babası. Babasıyla satranç oynadığında işte koşa koşa bize geliyor. Babamı yendim, babamı mat ettim. Yani belki babası sadece çocuğuna destek olmak için satranç tahtasına oturuyor. Şimdi tabii ki satranç turnuvalarını seyretmek de çok zor. Mesela Moskova'da, Rusya'da, Bulgaristan'da birçok yerde televizyonun bile olmadığı yıllarda alanlara büyük dev satranç panoları yerleştirdi. O anda oynanan önemli turnuvaların maçlarını insanlar parklarda seyredebiliyorlarmış. Bizim de tabii ki satrancı seyretmekten ülke olarak yani haz etmemiz gerekiyor öncelikle. Bunun için de satranç kültürünün yerleşmesi, her yaştaki insanların satrançla ilgili bilgilerinin daha üst düzeyde olması gerekiyor.